Pi günü. Pi günü matematiksel bir sabit olan pi sayısını kutlar. Pi, çevrenin yani dairenin etrafındaki mesafenin çapa yani dairenin merkezinden geçen mesafeye oranıdır. Pi sabittir, bu nedenle her ölçekteki daireler için aynı olacaktır. Sonsuz ve desensiz doğası nedeniyle özel bir sayıdır. Yani ondalık noktadan sonra haneler kendilerini hiçbir zaman belirli bir düzende tekrarlamaz. Pi, bir dairenin çevresiyle çapı arasındaki orandır. Pi fikri yaklaşık 4000 yıldır biliniyor olsa da doğru bir şekilde hesaplamak biraz daha yeni bir matematiksel gelişmeyle oldu. M.Ö. 2000 yılına gelindiğinde Mısırlılar ve Babililer yapı inşalarında bu sabiti doğru şekilde kullandılar. Arşimet, Fibonacci, Wilhelm Leibniz gibi matematikçilerin tümü pi'yi çeşitli yöntemlerle hesapladı. 1600'lerde Isaac Newton gibi matematikçiler daha da doğru sayılar elde etmek için sonsuz seriler denen matematiği kullandılar. Yunanca pi harfi ilk olarak İsviçreli matematikçi Euler tarafından sayı için sembol olarak kullanılmıştır. Pi günü kutlamaları 1988'de fizikçi Larry Shaw'un ilk pi gününü düzenlediği San Francisco Exploratorium'unda başladı. Pi'nin ilk rakamlarının 3.14 olduğu düşünülerek Mart'ın 14'ü pi günü olarak kabul edildi. Exploratorium'daki kutlamalar arasında genç müze ziyaretçilerinin geçiş törenine katılması ve müze zeminine sabitlenmiş yuvarlak pirinç bir levha olan pi şeklini ziyaret ederek çeşitli turtalar yemesi bulunuyor. O zamandan beri pi günü kutlamaları hem ulusal hem de uluslararası olarak yayıldı. Amerika Temsilciler Meclisi ise 12 Mart 2009'da 14 Mart 2009'u ulusal pi günü olarak tanıdı. Pi günü ile ilgili ilginç bir gerçek de Albert Einstein'ın 14 Mart 1879 doğumlu olmasıdır. Bu nedenle pi günü Einstein'ın doğum günüdür de.